Yani Türkiye'den nefret ediyorum artık. Yani hiç istemiyorum burada yaşamak. Bu sene hiç düşünmek istemiyorum yani, o zamlar geldi çok. Vallahi düşünüyoruz, kara kara düşünüyoruz neyle ısınacağımızı. Bu sene kömüre gelen %125'lik zam ve doğalgaza gelen %15'lik zam vatandaşları olumsuz etkiledi. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına bu sene yakıtla alakalı beklentilerini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Bu sene doğalgazla ısınacağız Allah izin verirse. Ne kadar bir bütçe ayırdınız geçtiğimiz kış doğalgaza? Valla geçtiğimiz kış zam gelmiş, yani öğrendim. Geçtiğimiz kış 2000 civarında bir bütçe ayırmıştık. Herhalde şu anda 3000-3500 lira civarında bir bütçe var. Büyük bir ihtimal hanıma sarılacağız. Başka yapacak bir şey yok. Yani ısınma biraz sıkıntılı. Aynen öyle. Allah yardım etsin yani. Ha, bu durumu biraz sıkıntılı bir durum. Yani ülke zor şartlar altında değil aslında da. Yani zor bir ekonomik darboğazdan geçiyor ama bunu milletçe atlatacağımız ben düşünüyorum. Yani bu ya iktidar veya muhalefet kavgası değil. Gerçekten bir ülke meselesi haline geldi. O yüzden herkesin biraz daha her şeyi alttan alması lazım diye düşünüyorum. Merkezi sistem doğalgaz. Peki geçtiğimiz kış doğalgaza ne kadar ödediniz? Aidat olarak hepsi içinde, yani görevlinin aylığı falan içinde 500 lira aylık olarak ödedik. Peki bu sene ne kadar bir bütçe ayıracaksınız? Bilmiyorum. Beklentileriniz ne yönde? Şu anda biz aynı düşünüyor da ne geleceğini bilmiyor daha. Doğalgaza bu sene içerisinde %15'lik bir zam geldi. O zaman artacak demektir. Orayı bilmiyor daha, bir hesap gelmediği için. Şimdi yaz dönemi ya, daha kışa girmedik. Kışa girmediğimiz için de genel olarak aynı. Doğalgaz. Geçtiğimiz sene doğalgaza ne kadar bir bütçe ayırdınız kışta? Gelen faturaya göre ayır diyoruz yani. Başka ne yani, şey yok. Rakamsal olarak ne kadar bir fiyat? Kömür de kullanıyoruz. Gecekondu'da kömür de kullanıyoruz. Ama bazı adamlara yetiyor, bazı adamlara da yetmiyor. Hele hele yani garibanlara hiç. Doğalgaz yaksa ne yapacak? Kömür yaksa ne yapacak? Genelde yani tezek yakanlar da var yani. Yapacak. Peki bu sene ne kadar bir bütçe ayırdınız doğalgaza? Ya bütçeye yani ayıracak bir şey yok ki buradaki. Kimisi 400 lira ayın biri, biri 300 lira geliyor. Yani yaktığına bağlı. Petekleri komple yakarsan 500'ü de geçer. Doğalgaz. Ne kadar bir bütçe ayırdınız bu kış için? 1,5. 1,5 TL ayırdım. Peki bu rakamı nasıl buluyorsunuz? Pahalı. Çok pahalı bacım yani. Her şey pahalandı, bir şey değil ki. Ya suyun tonu, ya ben İstanbul'da da kaldım. Ya burada suyun tonu 4800'e yaklaştı, 5000'e yaklaştı. Yani Allah'ın suyunu bize suyu satıyorlar, bu kadar olmaz. Ya biz İstanbul'da da yaşadık, İstanbul'da ben bu kadar fatura ödemedim, bu kadar gitmedim. Yani yazık, günah, çok pahalı, çok şey. Peki Kayseri ile İstanbul'un arasındaki farklar nelerdir? Kayseri'de bu durum neden böyle? Ya şimdi Kayseri, ya Kayseri gittikçe büyüyor yani, göç çok aldığı için. Şu Kayseri, ben mesela burada da yaşadım, İstanbul'da da yaşadım. Kayseri son 10 yılda çok fazla göç aldı. En az yani 300 bin, 400 bin kişi rahat aldı yani, şiddi. O yüzden başka, enflasyon mesela uçtu gitti bacım, alamıyoruz. Vallahi bilmiyorum. Neye ısınacağımızı bilmiyorum. Daha kömür almadık. Odun almadık. Sobayla yaşıyoruz. Annem de köyden geldi yeni. Onlar da işte kömür veriyor. Devletimiz bir, bize bir kömür veriyor ya. Onu da vermemişler. O tarafa gitmemiş. Bilmiyorum. Ben size soruyorum. Ben nasıl ısınacağım? Devletime soruyorum. Nasıl ısınacağım? Vallahi bilmiyorum. Her şey çok kötü. Ya hiç memnun değilim. Yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. Yabancı ülkelere gitmeyi düşünüyorum. Yani Türkiye'den nefret ediyorum artık. Yani hiç istemiyorum burada yaşamak. Yani artık şuramıza geldi artık. Yeter. Yeterli mi bu kadar? Konuşmak bile istemiyorum. Konuşmak bile istemiyorum. Doğalgaz. Peki ne kadar bir bütçe ayırdınız? Bütçe? Vallahi hiç onu tahmin edemiyorum. İşte onu eşim ayarlıyor ama şey, ortalama 250-300 o. Aylık olarak. Evet.
Peki geçen seneye göre sizce nasıl olur fiyatlar? Bu sene hiç düşünmek istemiyorum yani, o zamlar geldi çok, her şey zamlı, artık kısacak mıyız yok artık düşer mi bilmiyorum. Vallahi düşünüyoruz, kara kara düşünüyoruz neyle ısınacağımızı. Isınak ucuz olsun da ne olursa olsun, ama ucuz da bir şey olmayışın için yapacak hiçbir şey yok. Sadece de düşünüyoruz, bir şey yok. Bu sene yakıta ne kadar bir bütçe ayırdınız? Bütçe yok ki neye ayır dediğim. Vereceğim kadere yakacağım, soğukta oturacağım, başka ne yapacağım ki? Bütçe yok, bütçe ne bütçesi, bütçe yok.